Arkadaşlar, neden İngilizce konuşamıyorum kursumuzun 5. dersi olan doğru şekilde İngilizce öğren dersine hoş geldiniz. 5. dersimizle birlikte bu kursumuzun ilk bölümünü bitiriyoruz. Bundan önceki 4 derste İngilizce öğrenmenin temelini oluşturan İngilizceyi yaşamak ve maruz kalma konularını öğrendik. Yeni bir dil öğrenen birçok insan bu bahsettiğim iki şey bilmeden dil öğrenmeye çalışır. Bu iki konseptin ne kadar önemli olduğunu öğrendiğinize göre artık doğru şekilde İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Beşinci dersimizde doğru şekilde İngilizce nasıl öğrenilir? Bunun üzerinde biraz konuşacağım. Siz yeni bir yabancı dil öğrenmeye çalıştığınızda ilk nereden başlamayı uygun görürsünüz? Mesela ilk kez İngilizce öğrenmeye başladığınızda yaptığınız ilk şey neydi? Benimle düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Mesaj bölümüne yorumlarınızı bekliyorum. Bu derste anlatacaklarım sanılanın aksine sadece İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için uygulanabilecek şeyler değildir. Uzun bir süredir İngilizce öğrenen öğrenci arkadaşlarım da birazdan anlatacaklarımdan faydalanabilecek. Merak etmeyin. Eğer dersimizi alt yazılar olmadan açtıysanız lütfen videoyu durdurun ve alt yazıları açın. Bu dersi izleyen Türk ve yabancı öğrencilerim için hem Türkçe hem de İngilizce altyazılar hazırladım. Lütfen dersi altyazılarla takip edin. Böylece söylediğim hiçbir kelimeyi kaçırmazsınız. Olur da derste anlattıklarımın yazılı bir dökümanını arıyorsanız, sizin için hepsini çoktan hazırladım. Bu dersin Türkçe ve İngilizce metnini video açıklamasındaki linke tıklayarak erişebilirsiniz. Ders sayfasını ziyaret ettiğinizde sitemize giriş yaptığınız takdirde PDF dosyasını indirebilirsiniz. Sitemize kayıt tamamen ücretsizdir ve en fazla 3 dakikanızı alacaktır. <laughs> Ders zilimiz sonunda çaldı. Sanırım okul zilinden sorumlu arkadaş bugün biraz dalgın. Lütfen herkes yerlerine geçsin. Dersimiz başlıyor. Hmm. Arkadaşlar yeni bir şey öğrenmeye başladığınızda yapmanız gereken ilk şey mantıklı bir yol haritası çizmektir. Bu İngilizce öğrenmek isteyenler için de geçerlidir. Yeni bir yabancı dil öğreneceğiniz zaman odaklanacağınız ilk şey o dilin dil bilgisi yerine kelime bilgisi olması daha doğru olacaktır. Değil mi? Aranızdan kesin buna karşı çıkanlar olacaktır ama size birazdan neden ilk kelime bilgisine odaklanmanız gerektiğini anlatacağım. Diyelim ki tatile veya üniversite okumaya Londra'ya gittiniz. Karnınız guruldamaya başladı ve açlığınızı gidermek için ilk gördüğünüz büfeye yaklaştınız. Şimdi market olsa kimseyle konuşmadan istediğinizi alıp çıkabilirsiniz ama büfede böyle bir durum söz konusu değildir. Büfedeki adama köşede gördüğünüz çikolatadan istediğinizi söylemek istiyorsunuz. Varsayalım ki dil bilgisi çok iyi biliyorsunuz ama İngilizce'de çikolata ne demek bilmiyorsunuz. İki saat orada cümleyi nasıl kuracağınızı düşünürken arkada bekleyenlerin sırası uzamaya başlıyor. Nikotin ihtiyacı kaç saattir karşılanmamış bir adam yeni bir paket sigara alamadığı için tepesi atmış durumda. Sizin arkanızda bağırıp çağırıyor. Onun arkasından o günün sabah gazetesini alıp patronu ofise girmeden masasına yetiştirmeye çalışan bir stajyer anksiyete hata geçiriyor. Stajyerin arkasında ise yaşlı bir teyze bir şeyler mırıldanıyor ama kim sana dönüp cevap vermediği için elindeki değneği sinirli bir şekilde sağa sola sallıyor. Tüm bunların sebebi ise siz İngilizcede çikolata ne demek bilmediğinizden dolayı. Onca dil bilgisi biliyorsunuz ama bir cümle bile kuramadınız. Oysa İngilizcede çikolatanın chocolate olduğunu bilseydiniz bir cümle bile kurmadan parmağınızla çikolatayı gösterir ve bu kargaşayı önlemiş olurdunuz. İngilizce öğrenirken ilk başta en kısa sürede konuşabilmeyi hedefleyin. Bu hedefi gerçekleştirmek içinse küçük ama gerçekçi bir yol haritası çizmelisiniz. Mesela başlangıçta chocolate diye bağırarak karşınızdaki kişiye o tatlı yiyecekten istediğinizi sadece tek kelimeyle bile olsa söyleyebilmeniz lazım. Daha sonraki aşamada Tarzanca'dan İngilizce'ye geçiş yaparak Chocolate please yani çikolata lütfen demeyi öğrenebilirsiniz. İşin içine biraz da kibarlık ve düzgün cümle yapısı ekleyerek Excuse me, could I have that chocolate please? Yani pardon o çikolatayı alabilir miyim gibi bir cümle kurmayı öğrenebilirsiniz. Ama bu noktaya gelene kadar aynı ilk gez yürümeye çalışan bebeklerin yaptığı gibi yavaş ama emin adımlarla olmalıdır. Size basit ama anlamlı bir örnek yol haritası sunmak istiyorum. Mesela İngilizce'de ilk başta günlük konuşma ve selamlaşma cümlelerini öğrenmeye çalışın. Karşınızdaki insanları hello, merhaba ve how are you, nasılsınız diyerek selamlaşın. Daha sonra bu tür cümlelere verebileceğiniz cevapları düşünün. Başkalarına kendinizi nasıl tanıtacağınızı kafanızda bir kurgulayın. Daha önce tanışmadığınız birisi ilk önce sizi tanımak isteyecektir. Diyelim ki yabancıların bolca bulunduğu bir partidesiniz ve güzel bir kızla veya yakışıklı bir erkekle şans eseri aynı masaya oturdunuz. Karşınızda oturan kişi sizinle tanışmak isteyebilir veya siz de onunla tanışmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda sorabileceğiniz ve cevap verebileceğiniz şeyleri öğrenmeye çalışabilirsiniz. Sohbetin bir kısmında tıkansanız bile her zaman tarzanca sohbete devam edebilirsiniz değil mi? Önemli olan çekingenlik kabuğunuzu kırmanızdır. Senaryo ne olursa olsun yapmanız gereken ilk şey kendinize doğru düzgün bir yol haritası çizmektir. İngilizceyi öğrenerek ne yapmak istiyorsunuz? Kendinize bir hedef çizin. O hedeflerin alt hedefleri olsun ve o alt hedeflerinin de kendi içinde küçük hedefler olsun. Mesela birkaç küçük hedefte içerisinde selamlaşma, kendini tanıtma ve basit sorular sorma gibi hedefler olsun ve bu hedefler bir orta büyüklükteki hedef olan basit sohbet hedefinizi temsil etsin. Bunları gerçekleştirdikten sonra bir sonraki hedefinize odaklanın. Puzzle oynamayı sever misiniz? Parçaları ilk birleştirmeye çalıştığınızda çok bir şey ifade etmez ama zamanla resim daha da netleşmeye başlar. Aynı şey hedefler için de geçerlidir. Küçük hedefler gerçekleştirilerek büyük hedeflerinizin parçaları doldurulur ve en sonunda ise büyük resim ortaya çıkar. Hedeflerinizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda değiştirmeniz de gerekebilir. Belki bir yerde eksikliğiniz olduğunu keşfettiniz ve o boşluğu kapatmak için yeni küçük hedefler oluşturdunuz. Bu iş böyle durmadan devam edecektir. Hedefleriniz hiçbir zaman tükenmemelidir çünkü öğrenmek hiçbir zaman sonu gelmeyecek bir maceradır. Hemen büyük hedefleri gözünüzü dikmektense ilk başta büyük hedefleri birkaç orta boy hedefe bölün. Orta boy hedeflerinde kendi içerisinde küçük hedefleri olsun. Küçük hedefleri gerçekleştirmek daha kolaydır. Hedefinizi gerçekleştirebileceğinizi gördüğünüzde bu sizi gururlandıracak ve daha azimli bir şekilde bir sonraki hedefinize odaklanmanızı sağlayacaktır. Bir hedefe ulaşmakta zorlanıyorsanız mutlaka o hedefi kolayca gerçekleştirebileceğiniz küçük hedeflere bölün. Daha sonraki bir dersimizde sizinle birlikte örnek bir yol haritası oluşturacağız. O örnek yol haritasını benim oluşturduğum ve İngilizce öğrenmede oldukça etkili bir video kursunu baz alarak yapacağız. Detayları o derste geldiğimizde anlatacağım. Şu an için aklınızda bir örnek yol haritası varsa lütfen benimle paylaşın. Hedefler tablonuzu hazırladıktan sonra benimle paylaşmak ve benden bir fikir almak istiyorsanız video açıklamasındaki Bay İngilizce forumları linkine tıklayarak tablonuzu benimle paylaşabilirsiniz. Yol haritalarınızı meraklı bekliyor olacağım. Bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım anlattıklarım işinize yarar. Eğer izlediğiniz bu dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dersimizi sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya kanallarından da izleyebilirsiniz. Ama en iyi izleme deneyimi için Bay İngilizce'nin internet sayfasından izlemenizi tavsiye ederim. Küçük bir hatırlatma daha yapayım. Lütfen dersimize ihtiyacı olan diğer arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla veya yakınlarınızla da paylaşın. Her dersimin sonunda bahsettiğim gibi bu dersimin de ödevi var. Neden İngilizce konuşamıyorum kursunun ödevleri oldukça basittir. Bu testlerin amacı anlattıklarımın son bir kez aklınıza yerleşmesi içindir. Sıfırdan İngilizce kursunda yapacağınız ödevler bunlar kadar basit olmayacak. Bunun garantisini verebilirim. Bu dersimiz hakkında konuşmak, fikirlerinizi paylaşmak ve sorularınızı sormak isterseniz Bay İngilizce forumlarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturarak hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Arkadaşlar, Neden İngilizce Konuşamıyorum kursunun böylece ilk bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Dil Öğrenme Efsaneleri bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.